Şimdi yerel seçime Batı'da HDP çatısı altında girelim. Evet. İşte Güneydoğu'da şöyle olsun, öyle mi olsun, bu konuda parti içinde bir tartışma var. Hı-hı. Farklı fikirler var. İstersen önce böyle başlayalım. Buradan evet. başlayalım. Bu tartışmaya nasıl bakıyorsunuz parti içinde? Vallahi çok bilmiyorum o tartışmayı doğrusu. Yani çok takip ediyorum. Bir Meltem Cumhur kısmı ilgimi çekmişti. Onun dışındakilerle çok ilgilenmedim. Ama şu çözüm süreciyle ilgili bu Öcalan'ın 14 Ekim hatırlatması, işte 14 Ekim'de görüşümü açıklayacağım artık yokum da diyebilirim. Bunun şu ana kadar çözüm süreciyle ilgili en kritik risk olduğunu düşünüyorum ben. Bu konunun biraz böyle fazla da gazetelerde kimse de konuşmuyor bunun üzerinde. Şimdi evet. şöyle bir risk var. Öcalan işte bir örgütün lideri, işte kurucusu, önderi. O örgütün neredeyse tamamına karşı bir karar aldı aslında 21 Mart Nevruz'unda. Yani o örgüt silahlı işte mücadeleyle, işte devrimci halk savaşıyla yol alabileceğini, Orta Doğu'da işte pozisyonlar alarak yol alabileceğini düşünürken Öcalan tam tersi bir pozisyona geçti. Bu riskli bir şey yani bir örgüt lideri için. Yani hani tamam, yani Öcalan orada hani bir önder falan, çok böyle saygı duyulan bir isim ama o cenahta. Fakat yine de bir risk bu. Yani dinlemeyebilirler. Sözünü, bunun örnekleri de var tarihte. Şimdi bu tabii yönetilmesi gereken bir şey. Yani Öcalan liderliğinin bir şekilde bu örgütünü, bu isteksizliğini yönetmesi gerekir. Bunun için de bu da yani gerçekten onun söylediği gibi işte hapishanede, evet hapishanede şu anda, ama yani siyaset yapması, örgütünü yönetmesi, eğer bu bir çözüm süreci istiyorsak bunun imkanlarına sahip olması gerekir. Sürekli işte görüşme süreçleri işte aksıyor, işte gidiş gelişlerde sorunlar var. Bu konularda bence haklı. Yani eli güçlendirilmesi gerekir eğer çözüm sürecinde yani ilerleme isteniyorsa. Yani konumu gerçekten stratejik bir konuma evrilmeli. Evet, bunu da zaten herkes de bundan, evet, bundan yeni herkes, kanallar açılmalı. Hatırlayın yani bütün mesela çözüm sürecinde destekleyen isimler de diyorlar ki yani bir sorun olur ama Öcalan var. Öcalan halleder. Eğer öyle diyorsanız o zaman siz de onun stratejik bir konumda olduğunu kabul ediyorsunuz demektir. O zaman ona öyle muamele etmeniz gerekir. Bu hani bırakın demek değil. Zaten onu herhalde talep etmiyor. Ama ne bileyim yani bir takım jestler herhalde istiyor. İşte mesela fotoğraf çektirmiş, fotoğrafları yayınlanmıyor. Yani niye? Niye yani? Bir fotoğrafları niye yayınlanmıyor? Nedir yani? BDP'lilerle fotoğraf çektirmiş. Bu eski devlet refleks. Aman yayınlanır propaganda. Bu geçtik bence bu evreleri. Böyle bir şey kalmadı yani. İnsanlar hatta Öcalan'a bir sürü hani böyle milliyetçi diye bilinen yazar. Aa işte Öcalan halleder meseleyi diyorlar. O zaman yani ona öyle muamele, yani liderliğinin şey yapılmalı yani neyse desteklenmeli. Mesela gazetecilerle görüşmek istiyor. Evet. Zaten biz Öcalan'la BDP'lilerin bütün görüşmelerini okumuyor muyuz? Yani ayrıntılarıyla kadar okuyoruz kardeşiyle olan görüş. Bir de iki tane gazeteci gitse ne olur? Yani bunu istiyorsa buna niye izin vermiyoruz? Yani sonuçta ortaya çıkacak şeyden ne zararı olabilir? Kime ne zararı olur? Yani biz bu sonucun çok önemli olduğunu, Türkiye'yi çok işte bir çözüm sürecinin ne kadar kritik olduğunu hep söylemiyor muyuz? Hem Türkiye için hem bölge için.